Günaydın, hoş gördük. Hamdolsun bomba gibi şükür. Aynı zamanda da hayırlı kandiller olsun, Berat kandiliniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz hemen dünkü karşılaşmayla başlayalım, ondan sonra devam ederiz. Şimdi Beşiktaş son karşılaşmasının ardından kötü bir imaj verdi aslında ama yeni oyuncuları görmemiştik. Dünkü maçta artık yeni isimler sahneye çıktı. Birçok pozisyon vardı aslında, özellikle Cenk'in, Abubakar'ın pozisyonları çok önemliydi. 2-1'lik bir galibiyet. Nasıl buldunuz Beşiktaş'ın yeni kadrosunu? Sevgili Demet, dün canlı izledim maçı. Sahadaydım. İlk 15 dakika bizim bu iki sene evvelki şampiyonlar koşan Beşiktaş Şişleri Paşa vardı. Bundan sonra tabii normale döndü. Fakat yeni transferlerden en birincisi. Dünkü baştan çıkıyoruz tabii. Mutlu oldu, onur oldu. Hakikaten çok çok iyi bir ivme kazandı ve o kadar iyi bir pozisyon bilgisi var ki zaten onu birader bir işte Bochum dönemi, Freiburg dönemi o nasıl söyleyeyim sana, o pozisyon bilgisini çok iyi yapmış. Zaten açıkta oynamasını çok iyi bilen bir oyuncu olduğu için Freiburg'da da aynı şekilde oynadı. Orasını çok iyi biliyor koridoru. Bazı sağ bekler vardır, takım gider kendisi de gider fakat takım gittiği zaman o kadar güzel gitmesini orta sahaya doğru yapıyor ki belli yani. O bilgisini çok iyi oldu. Beşiktaş'ın en verimli transferi bence onur olacak. Tabii bunu başka maçlarda da görmek lazım. Ben çünkü bir maçtan yola çıkıyorum. İlk 15 dakika Beşiktaş işi bitirdi. Cenk'in o kadar iyi pozisyonları var ki her zaman onların hemen hemen girdiği o pozisyonların %70'ini %80'ini değerlendiren bir oyuncu. Dün ne yazık ki bunlarla buluşturamadık herhalde. Fakat ikinci golünde hazırlanışın baş aktörü Cenk'ten. Salih, Abubakar o üçlü girdabında gelen bir pozisyon oldu. Evet, oyuna hakimler fakat o değişikliklerden sonra Beşiktaş tamamıyla oyunun hakimiyeti Ankara Gücü'ne vardı. Ankara Gücü'nün tabii karambol pozisyonları var. Karambolden gelen de olaylar var ama her zaman bahsettiğim gibi, yani şahsıma konuşuyorum. Dün de söyledim, Beşiktaş'ın maalesef orta saha zaafları dünkü maçlarda bilhassa değişikliklerden sonra tamamıyla meydana çıktı. Yeni transfer santrofor Hoktasan Solaçek falan değil, ilk etapta yapacakları mutlak surette orta saha çok iyi güçlendirmeler lazım. Oraya yaptıktan sonra da forvet artık bakacaksınız diğer pozisyonları. Dünkü maç evet tribünler full, taraftarı tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Tamam şampiyonluğa gitmiyorsunuz ama epey uzanda kaldınız. Fakat full bir taraftar grubu var, full şekiller işte de. Tezahüratlarını ve o biliyorsunuz Beşiktaş'ın gitmez gitmez grubunun enerjisi var. Onu da gördük. Şöyle genel bakarsak ilk 15 dakikadan değerlendiriyoruz ama öyle bir pozisyonlar geldi ki burada da işte çevre kontrolü, Gelson'un çevre kontrolü olmaması, öyle girilen o kontrataklarda şahsi hareketleri yapılması belki de ikinci, üçüncü golü üçüncü veya dördüncü golü bulamadılar. Tenli atma o pozisyonlara girdiler ama galibiyettir bir iki maçın kötü gitmesinden sonra. Bence Beşiktaş şöyle söyleyeyim, bu sezonu yine üçüncülük gibi gözüküyor, kovalayacak oraları. Rakiplerine mağlup olması biraz kendini rahatlattı ama zorlu maçlar da var. O maçları nasıl geçerler İlerleyen zaman gösterecek. Yani yeni transferleri soracağım ama ben yeni transferlerden hakikaten Onur'u çok beğendim. Zaten bildiğimiz bir oyuncuydu. Evet. Öbürleri Ahmet Oviç tamam pozisyonda sadece kalan bir oyuncu ama daha çok öne ve ceza sahasına girmesi gerekti orta sahaların. Orada daha çok kendisini geri pozisyonu tuttu. Bilmiyorum, Maxi'ye fazla bir şey diyemeyiz. Çok kısa bir dönem oynadı, kendini gösterdi. Stoper'de de yeni gelen Koli, nasıl söyleyelim, onun da çok fazla önündeki, Ankara Gücü'nün önündeki santroforları zorlamayınca rahat bir pozisyon oyun çıktı. Fakat ilk 15 dakika Beşiktaş işi ipi çok önceden çekerdi. Yani. Çok önceden bitirdi. Cenk'in iki tane var. Abun'un girdiği pozisyonlar var. Fakat maçlar böyle giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaleciniz bir kere yere yatıyor ve orada mükemmel bir kurtarış var. Çok iyi müzedim ben. O da son dakikalara doğru bir kurtarış. Şu maç 2-2 dakikalar. Puan da kaybedebilirsiniz. Evet. Bu Ankara Gücü'nün sizden iyi olmasından da zaten değil de ama işte o değişikliklerden sonra oyunu tamamıyla Ankara Gücü'ne verdi. Evet.
Peki hocam, devam edelim yine haftanın öne çıkan maçı olarak. Fenerbahçe Yukatel Kayserispor'la devam edebiliriz. Fenerbahçe'de yine aranın ardından iyi başlayan takımlardan birisi ve Yukatel Kayserispor deplasmanından başarıyla ayrıldı. Özellikle Ferdi'nin golü çok konuşulmuştu bu karşılaşmada. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? O da onlar da aktif bir takımlar. Kayseri de bir aktif takım. Hoca tabii bir Kayseri konuşmamız lazım. Oradan evet, transfer bir olmamasına rağmen oldukça başarılı bir performans oldu. Dinamik bir kadro var. İşte onların da hep vurgulamaya çalışıyorum ben. Transfer olmaması geçen sezondan kadar o güçlü kadrolarının üzerine beraber oynamaların verdiği o etkinlik size çok iyi bir takım ortaya çıkarmış. Dinamik bir takım var. Portik etkili ayakları var. Çabuk ve direkt kaleye gidenler, ikili mücadeleleri sahip olanlar ama Fenerbahçe'ye oynuyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de kolektif oynayan bir takım oyununda olan bir takım. Ne kadar biz Valencia'nın gollerinden bahsetsek bile Fenerbahçe'deki Valencia'nın bu gollerinin bu kadar çok seri gollerin atması ana nedenleri takımın kolektif oynaması, takım oyununu oynaması. Ve buradan da böyle bir ortam oraya çıkıyor. Ferdi'nin gollerini biz Hollanda'da bilirdik. Yani o 17 yaşlarında falan oynadığı dönemlerde de bu tarzda çok fazla olmasa bile ama zaman zaman uzaktan attığı goller vardı. Mükemmel bir gol attı. O performansı zaten ama gene de vurgulayalım. Takım performansı. Fenerbahçe'de oyunu tamamıyla ile geçirmesi yaptığı değişikliklerden sonra oyunu. Kimden fazla istediği verim alamadı. Arda kardeşimizin fazla oynamama süre almamasının nedenini yaşadı. Oyun içinde kayboldu. Zaman zaman ne zaman tam göbeği geldi. Orada biraz kendini gösterdi ama işte maç temposu, o ikili mücadele temposu olmayınca biraz da orta sahada düşüş yaşadı ama Fenerbahçe takım oyunu oynadı. Birisi kötü bir gününde olsa fazla performans göstermesin. O takım performansı birbirlerini kapatıyorlar ve bir an çıkanda da çok farklı. Mesela İrfan girdikten sonra oyunu eline aldılar. Elzaiz girdikten sonra oyun tamamıyla kendilerine döndü. Onun için Fenerbahçe'nin genel sezon başından beri o geniş kadrosunun hepsinde formda olması Fenerbahçe'yi zirveyi taşıyor. Zirve yolunda da gidiyorlar. Ve tabii zirveyi yakalarmışsınız, önümüzdeki puan farkını kaybetmesi için sizin maç kazanacaksınız. Rakibiniz Galatasaray'da maç kaybedecek. O ilerleyen zamanlarda bize bu ikili ne getirecek onu göreceğiz ama ikisi şampiyonluk yolunda gidiyorlar. Peki hocam, Trabzonspor'la devam edelim. Haftanın beklenmedik sonuçlarından biriydi aslında. Şimdi öncesinde de sizinle konuştuk mu hatırlamıyorum ama herkes Trabzonspor'un galip ayrılacağını söylüyordu. Şimdi Ümraniye lig sonuncusu ama özellikle dört büyüklere karşı bence farklı bir performans sergileyebiliyor. Daha başarılı izliyoruz onları. Trabzonspor'un mağlubiyetini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Takım sizce toparlanabilecek mi ilerleyen günlerde? Seninle konuşmuştuk. Ben de yani bir sürpriz varsa %1 ya da %1 diye öyle bir değerlendirmiştim. Yani farklı bir galibiyet bekliyordum Trabzonspor'dan ki hepimiz öyleydik. Ümraniye gibi takımların büyüklere karşı oynamaları gayet doğru. Onlar çok farklı bir motiv oldular. Mesela ama önce de tebrik etmek lazım. Fakat Trabzonspor ilk devreşi bitti. Yani o kadar oyunun içindesiniz, o kadar pozisyonları gidiyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Fakat ikinci devre tamamıyla o Trabzonspor'un o temposu gitti. Farklı bir Trabzonspor gördük. Yani oyunda yok. Ne yaptıklarını bilmeyenler. Nasıl söyleyeyim sana? Yani çok sıradan bir takım hüviyetini gösterdi. Bilhassa ikinci devre. Burada da Ümraniye'nin önde de zaten o birkaç tane farklı oyuncuları var. Ne kadar çok gol perspektifleri geniş olmasa bile bu tarzdaki takımlarda her zaman verim yapabilecek oyuncular. Artı tabii kontratağı da çok iyi çıktılar. Zaten prensipleri, ana prensipleri o şekilde. O Trabzonspor bunu nasıl toplar, nasıl ardından kalkar? O artık teknik eğitim vereceği bir şey ama Trabzonspor bu sezon bizi bir hayli şaşırttı yani. Kopenhagen'den sonra Trabzonspor bir türlü dikiş tutmadı. Evet. Toparlayamadı. Yapılan transferler de yerimli olmadı. Maalesef fırtına bu sezon eşmiyor. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Evet. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi çalışmalar.